adventure with the coolest creatures. From the oceans to the trees, the brothers Krang are going places you never get to see. Hanging with their creature friends, get ready, it's the hour. We're gonna save some animals today with Creature Power. And lizard glide, falcon flight, and lion ride. Gonna go wild, wild press. Gonna go wild, wild, wild press. Gonna go wild, wild press. Gonna go wild, wild, wild press. Go wild, wild, wild press. Tenrek bulma oyunu. Chris, 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 Chris. Chris'i hiçbir yerde bulamıyorum. Chris! Garaja bakmayı denedin mi? Evet. Hı? Chris aşağıda da yok. Hey! Kullanılmış parçalar kutumu kim kurcaladı? Burada birazcık uyumak mümkün değil mi? Yani Jimmy dışında. Chris'i bulamıyoruz. O gitmiş. Erken kalkmayı seviyor. Muhtemelen yürüyüş falan yapıyordur. Tüm hayvan maceracılarını arıyorum. Bu sizin için. Mesajlaşma kürelerimden biri. Peki ne diyor? Efsanevi bir hayvan mücadelesi için seçildiniz. Kabul edecek cesaretiniz var mı acaba? Evet, benim var. Bütün Madagaskar'ın en havalı hayvanı için bir oyun buldum ve adı da muhteşem Tenrekleri Bulma Oyunu. Tenrex mi? Teneke gibi mi? Peki neden teneke? Tenrekler bir hayvan. Farklı şekil, boy ve türde olan havalı bir küçük memeli familyası. Neredeyse tamamı sadece Madagaskar'da bulunur. Ama onları bulmak oldukça zordur. Evet, ve Madagaskar'da olduğumuz sürece birkaçının yerini buldum. Tam yerlerini saptamanız için bu macera dolu oyunu düzenledim. Başarıyla sonuca ulaşırsanız 5 tenreki birden bulursunuz. Ve sen kardeşim sonuncuyu kaçırmak bile istemezsin. Acaba o hangisi? 30 tür içinde muhtemelen en nadiridir. Belki de o yüzenlerden biridir. O tırmananlardan biri de olabilir. Ya da kazan. Yani mücadeleyi kabul ediyorsanız yukarı çıkın ve ilk ipucunu bulun bakalım. Hadi Jimmy. Jimmy uyan hadi. Jimmy'yi getirdik. Gidelim. Tenrekler biz geliyoruz. Yaşasın. Hayvan gücü günün ilk tenriğini bulmanıza yardımcı olur. Yani parmağıyla yolu gösteren lemuru bulun. Kolay gelsin. Ama ne tür bir lemur bunu yapabilir ki? Dur. Parmağıyla yolu gösteren lemur. Parmak. İşte bu. Çok güzel, süper uzun, süper ince, pat 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 yapan parmağı olan lemurlardan bahsediyor olmalı. Bu hayal! Affedersiniz, evde kimse var mı? Hey, bir tenrek bulmamıza yardım eder misin? Merhaba ufaklık. Bir ayay gücü diski. Eminim bunu kardeşim bırakmıştır, değil mi? Ayay gücü devrede! Bakın, bir ipucu daha. Yaklaşıyorsunuz şimdi. Gidin Doğu'ya ve götürsün parmağını sizi küçük ufaklığa. Doğu, tamamdır. Tamam, parmağı bizi Tenre'ye nasıl götürecek peki? İşte böyle, ekolokasyon gücüyle. Ayaylar parmaklarını böyle vurarak ve içeride saklanan bir şeyin sesinin yankısını dinleyerek ağaç oyuklarında gizlenen böcekleri bulabiliyorlarsa... Ben de aynı hayvan gücünü kullanarak... ...şeyde saklanan bir tenreyi bulabilirim. Bu kütükte. Sahi mi? Bu... Kirpi tenrek. Bu
bir numaralı tenrek. Tebrik ederim. Evet. Yaprak yığınlarını arıyor. Solucanları, böcekleri, sinekleri, meyveleri arıyor ve... bir hamam böceği buldu. Ne yediği beni ilgilendirmiyor ama kesinlikle şirin. Süper şirin. Çok şirin bir şey. Dikenli kürk ne ki? Ve kimse ağız dolusu dikeni yemez. Değil mi diken topu ha? Peki harika gidiyoruz. Bir tenrek gitti, 4 tane kaldı. Evet, bu oyunu çok kolay kazanacağız. Sıradaki ipucu nerede? Chris? Orada. Doğru yerde olduğumuzdan emin misiniz? İpucu ne diyordu peki? 47 doğu, 25 güney koordinatlarına gidin ve kovanın ağzında oturun. Koordinatlarımız doğru ama ağız ne? O kovanın ağzı. Bu kullanılmış parçalar kutumdaki kova. Evet. Tamam, hazırım. Yapalım hadi. Bu şeyden emin misin? Yani bambu sağları ve sarmaşıklardan yapılmış. Evet, kardeşim elindeki şeylerle yapmış. İşi görecek şeylerden. Evet, Chris yapımı gibi durdu kesin. Tamam, beni sıradaki tenreye gönderin. Peki, işte başlıyoruz. İşte uçan Martino gidiyor. Durun, peki nereye inecek? Nasılsın? Uçan insan geliyor. Tam isabet. Hadi arkadaşlar. Tamam. Sırada ne var? X noktayı gösterir. Oraya gidin. Yaklaşıyorsunuz. Ama gözünüzü 4 açın. O sizi fark etmeden siz onu bulun. X burada. Bir solucan mobil macerası olacak gibi görünüyor. Küçült bizi. Solucan tarzıyla kazıyoruz çocuklar. Tamam, bir tünel sistemi. Herkes gözlerini 4 açsın, tamam mı? Bu yeraltı maceraları çok çılgın olabiliyor. Tamam, anladık. Konuşurken durmana hiç gerek yok. Durmak mı? Ben durmadım. Tam güç veriyorum. Galiba o bizi önce buldu. Evet, ve bizi yakalamaya çalışıyor. Sorun değil, balçığı devreye sokacağım. İyi denemedi Eviva. Ama solucan balçığı Tenri'yi rahatsız etmez. O zaman tadını kötüleştirelim. İlginç fikir. Beni duyuyor musun? Lütfen solucan mobilimi bırakır mısın? Teşekkür ederim. Bir köstebek tarafından yakalanacağımızı sandım. O aslında köstebek değil. O köstebek benzeri pirinç Tenri'yi. Aferin. 2 numaralı Tenri'yi buldunuz. Ama bunun dikenleri yok. Her tenrekte olmaz. Tenrekler farklı şekil, boy ve türdedir. O bir yeraltı Tenri. Yani farklı. Kazmak için büyük ön patileri ve güçlü arka ayakları vardır. Ve gözleri de küçük çünkü karanlık yer altında koklayıp duymak daha önemli. Böylece karanlıkta solucanları bulabiliyorlar. İnanılmaz. Sanki her yer için bir tenrek var. Her birinin yaşam ortamına uygun özellikleri var. Tamam, ikinci havalı tenrek bulundu. Şimdi yukarı, topraktan dışarı çıkın. Acele edin arkadaşlar. Tanışacak bir tenreğimiz daha var. Hadi normal boyumuza dönelim. Teşekkür ederim. Havaya çıkacakmışız gibi görünüyor. Evet, bu uçan bir makine. Önce ben giderim. Martin dur. Henüz nasıl çalıştığını bile bilmiyoruz. Bu neyle ilgiliymiş bakalım. Pervane 5 dönüşle birinizi 9. kata çıkaracak. Hemen in. Daha fazla uçmayacak. Tamam, 5 dönüş. Anladın mı Martin? 10, 11, 12. Bir, iki, üç, dört, beş...
5. Hey Bing Bong, atla bakalım. 8, 9. Durağın burası. Dikkat edin. Oh. Hey şuna bakın. Bir ipucu daha buldum. Güzel iniş. Şimdi ağacın tepesindesin. Tenrek bulmak için yeterli durumdasın. Şimdi nerede bu tenrek bakalım? Gel tenrek. Burada hiç tenrek göremiyorum. Demek buradasın. Kavrayan kuyruklu bir tenreksin. Uzun kuyruklu tenrek. Evet. Oo, evet harika. Onu buldum kardeşim. Ama ona yetişmen gerek. Bunlar ağaç üzerinde harikalar. Bunun için hazırım. Sifaka lemuru gücü devrede. Hey, beni bekle küçük sıçrayıcı. Geçitte önüne geçeceğim. Vay canına, dostum yavaş ol. Çok şirin. Büyük arka ayaklarına bakın. Evet, ağaçlarda iyi olmasının anahtarı bu. Dallara sağlam basmak için büyük ağaçlar. O ve kavrayabilen kuyruk. Ağaçlarda zaman geçiriyorsan kavrayan kuyruk çok işine yarar. Ona sahip olan maymun ve mukalemun gibi hayvanlara bir bakın. Yani ağaçlarda yaşayan bir tenreksen gereken şey bu. Vay canına, dikenli bir tenrek. Biri yer altında yaşıyor. Diğeri ise ağaçlarda. Sıradaki ne? Chris? Chris? Sıradaki ipucu. Dördüncü tenreği bulmak için bilmeceyi çözün. Kim koşar ama hiç yürümez. Yatağı vardır ama uyumaz. Ve ağzı vardır ama hiç yemez. Bunu çözün ve bulun. Hmm. Koşar ama hiç yürümez. Ağzı var ama hiç yemez. Bu ne tür bir hayvan olabilir? Yatağı var ama uyumaz. Nehir yatağı. Nehirler uyumaz ki. Ve nehrin başlangıcı ağzıdır ama yemek yemez. Ve nehir suyu koşar ama yürümez. İşte bu nehir. Cevap bu. Yeni nehre bu taraftan. Jimmy, o kadar uzak değildi. Başardınız. Tamam. Peki neredesin dört numaralı tenrek? Oyuk kütüğü dene. Tamam. Nasıl olduğunu biliyorum. O ufaklığı bulacağım. Peki nerede? Sadece dikenli değil, iğne gibi de keskin. Evet, çizgili tenrekler. Onları buldum Jimmy. Tam bir aile. Bu tenrekler aile grupları halinde dolaşırlar. Birlikte uyurlar ve yiyecek için birlikte avlanırlar. Oklu kirpiye benziyorlar. Evet, dikenler iyi bir savunma. Yakından akraba olmasalar da tenrekler de dikenlere sahiptir. Ve tıpkı oklu kirpiler gibi dikenleri fırlatmazlar. Ama bir şekilde dokundurur. Yani peşine düşen bir yırtıcının yüzü dikenlerle dolabilir. Ya da eli. Yani anne ve yavrular da mı var? Evet. Sana dürtek diyeceğim. Hadi bakalım dürtek. Peki ne yapıyorlar? Böcek, solucan, salyangoz, sülük ve bulabilecekleri her türlü uygun besin için yaprakları tarıyorlar. Neyi bulmakta zorlanıyorum biliyor musunuz? Sıradaki ipucunu. Evet, ipucu nerede Chris? Tenrek tarzıyla bulmanız gerekecek. Aşağı inin ve yaprakları tarayın. Eminim biriniz saklandığı yerde onu bulacaktır. Önce ben bulacağım. Evet, tabii. Durun. Küçült. Gidelim. Seninle arayacağım dürtek. Bir şey buldum. Bir solucan. Sanırım dürtekin akşam yemeğini bulmuş oldum. Burada bir hamam böceği bulduk ama küre ipucu yok. İpucu burada da değil. Ama bir kurt var. Bizim bulduğumuz... Sen ipucu değilsin. Halka kuyruklu firavun faresi kaçın. Bizi yakalayacak. Zarar vermezsin değil mi? Asincap.
Ay 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 anne, kavga etmenin sırası değil. Onunla olmaz. Vay, nadir görülen bir vahşi doğa anı. Halka kuyruklu firavun faresi geri çekilmiyor. Dikenleri geçmenin yolunu arıyor. Ama Tenrek de geri çekilmiyor ve savunma dikenlerini ona doğrultuyor. Vay, hatta saldırıp başının çevresindeki sivri dikenlerle firavun faresine çarpmaya çalışıyor. Oo, onu yendi. Bu Tenrekler göründüklerinden daha hızlı. Pes ediyor. İyi savunma Tiyane. Hey arkadaşlar, artık çıkabilirsiniz. Firavun faresi gitti. Arkadaşlar merhaba. Herkes nereye gitti? Hey, şu dikenler de ne? Tuhaf, birbirlerini sürtünüyorlar. Ama hiç ses duymuyorum. Ultra ses devrede. İnsanların duyamadığı sesler. Vay, inanamıyorum. Bu dikenler ses çıkarıyor. Sanırım o ailesini çağırıyor. Merhaba Chris. Vay, bu ufaklığı izlediğim iyi oldu. Yoksa tamamen kaybolurdum. Şey, sesi duyamazsın ama anne Tenrek dikenleriyle yavruyu geri çağırdı. Bak bakalım. Vay, çok güzel. İnsanların duyamadığı ama Tenreklerin duyduğu bir ses çıkarıyor. Merhaba arkadaşlar. Diğer bütün Tenrekler diken çağrısına doğru geliyor. Bakın neyin üzerine takıldım. Şey, aslında üstüne takıldım. Mükemmel. Ama Martin nerede? O ve Dürtek daha dönmedi. Dürtek! Dürtek! Neredesin? Dürtek! Dayan küçük dostum, geliyorum! Bir şeyi tutun! Dürtek! İşte böyle Dürtek! Hadi, hadi, hadi! Yakaladım! Sivri dikenler! Bir tanrıyı yakalarsan olacağı bu tabii. Ama asıl sorun nerede olduğumuzu bilmemem. Yatağa nasıl döneceğimizi. Ve iletişim cihazıma... diken batmış. Peki, Tenrek oyunu buraya kadarmış. Sadece bir tane kalmıştı. Tamam tamam, endişelenme. Sadece seni eve götürmek için bir yol bulmam gerekiyor. İşte böyle anne Tenrek, çağırmaya devam et. Evet, tek umudumuz o ve Dürtek'in birbirlerini duyması. Tenrek bulma oyunumun bu karmaşaya neden olduğuna inanamıyorum. Bu senin hatan değil Chris. Bir macerada her şey olabilir. Ama bu macerayı bırakmanı gerektirmez. Evet, dur, bakın. Sanırım bir şey duyuyor. Hadi bize yolu göster Tiyane. O Tenrek'i izle. Dürtek. Hey, Dürtek bekle. Dürtek, nereye gidiyorsun? Hayır. Dürtek. Bu annen. Martin, işte buradasın. Hey, bizi buldunuz. Şey, aslında onlar birbirini buldu. O muhteşem dikenleriyle. Tenrek bulma oyununu bitirmemiş olabiliriz ama sizi gördüğüme çok sevindim, biliyor musunuz? Aslında bulduğun ipucunu oynat Jimmy. Tamamdır. Nehir kıyısı boyunca batan güneşe doğru akıntıyı izleyin ve deliği bulun. Orada bir ev göreceksiniz. Ve sonra da Tenrek bulma oyunu bitiyor. Delik mi? Yani bu delik mi? Evet, o delik. Yani Martin ve Dürtek nehir kıyısındaki deliği bilmeden buldular. Şey, bu tür oyunlarda oldukça iyiyimdir, biliyorsun. Peki bu kimin evi? Perde ayaklı Tenrek. Bu en az bilinen Tenrek olabilir. Ve en sevdiğim. Martin, su geçirmezleri ve perdeli ayaklarına bir bak. Evet, muhteşem.
Yüzmek ve nehirde yaşamak için mükemmel. Buna uyarlı ışınım deniyor. Hepsi ten renk ama hepsi farklı ortamlarda yaşamak için gereken özelliklerini geliştirmiş. Aslında bu kadar çok tür ten renk olduğunu bilmiyordum. Evet, Madagaskar'da baktığınız her yerde bir ten renk türü vardır. İster yer üstünde olsun, ister yer altında. Ve de suda. Ve hepsi yaşadıkları yere göre farklı görünüyor. Pekala, işte başardınız. 5 havalı tenriyi buldunuz. Oyun başarıyla tamamlandı. Bu muhteşemdi. Siz nadir bir tenrikle yüzerken ben bunları geri götüreyim dostlarım. Bu güzel macera için teşekkürler. Tenrikler harika. Peygamber devesi. Tatili ne olduğunu bilmeden aldığımız şeyi hatırlıyor musun? Yani koza mı? Evet, artık ne tür olduğunu biliyoruz. Yeşil renkte olan peygamber devesi kozası. Koza zaten nedir ki? Bir yumurta kesesi. Şimdi de çatladılar. O yüzden her yerde peygamber devesi yavruları var. Ve çok küçükler. Yatağımın her yanındalar. Yataktan çıkarsak onları ezebiliriz. Yardım gerekiyor. Gereken Kret kardeşler. Ama iletişim cihazına ulaşamıyoruz bile. Aldım. Kret kardeşleri ara hemen. Umarım bir hayvan görevine çıkmamışlardır. Altın dik burunlu maymun. Bildin kardeşim. Sıra bende. Aa, yapma. Bu çok basit. Kertenkele. Ayrıca orada bir tane var. Kret kardeşler alarmı. Hey Kret kardeşler. Bu Ronan. Ne oldu Ronan? Kolları uzun peygamber devesi kozasındaki yumurtalar odamızda çatladı. Her yerde yavrular var. Kımıldamayın. Alarm veriyorum. Alarm. Ya bir peygamber devesi kozasından 200 yavru çıkabilir. Ve çok küçüktürler. Vay. Yani bir sürü yavru peygamber devesini kurtarmamız gerekiyor. Hemen geleceğiz. Tamam, çabuk. Kolları uzun mu? Neden kolları uzun ki acaba? Daha güçlü olabilmek için mi? Onları izlemeye devam edelim. Aynı şeyi mi düşünüyorsun kardeşim? Aynı şeyi düşündüğümü biliyorum. Biraz elektrikli kertenkele gücü. Ve geri dönme zamanı geldi. Gecko etkisine. Gecko güçleri devrede. Canlı görevi bir numara. Yavru peygamber develerini ezmeden çocukları yataktan çıkar. Hadi yapalım. Bu nasıl bir giriş oldu? Muhteşem. Bunlar Kret kardeşler. Hey anne, odamızda Kret kardeşler macerası yaşayabilir miyiz? Tamam. Güzel. Gecko güçleri. Kalkma zamanı. Yani gerçekten de. Yukarı, yukarı ve gidelim buradan. Görev tamamlandı.
Şey yani bir numaralı görev. Ama şimdi iki numaralı göreve geçmeliyiz. Odadaki tüm peygamber develerini kurtaralım ve onları doğada ağaçların üstüne bırakalım. Şey ama oraya yürüyerek giremeyiz. Onları kesin ezeriz. Evet, gerçek boydayken. Ama küçük boydayken değil. Evet, küçültücüyle. Ben normal boyda kalıp küçültücüyü koruyacağım. Zek'in civarda gezinip gezinmediğini bilemeyiz. Evet, ben de. Küçülmek istemiyorum. Ama sizi odaya kadar bırakabilirim. Bırakayım mı? Evet! Pekala arkadaşlar, ayrılalım ve toplayabildiğimiz kadar yavru peygamber devesi toplayalım. Oh, bir tane var. Hey, şurada var. Camdan çıkmaları için bir yol gerekiyor. Oh. Sana döner kafa diyeceğim ve sana sen yeşil canavarsın ve sen de hareketli ve sen... Şaka mı yapıyorsun Martin? İsim vermen gereken 200 yavru var. Aa, evet, bu çok fazla. Belki de bugün isim vermeye ara vermeliyim. Al bakalım Koki. Hadi şirin ufaklıklar. Hadi millet, acele edin. Daha toplayacak çok peygamber devesi var. Evet. Böcek durağına geldik. Vay canına, oyuncaklarımız kocaman. Futbol topuma baksana. Çekmeler onan. Evet. Güvendeyiz küçük dostlarım. Peki, sanırım artık anons edebiliriz ki ikinci canlı görevi tamamla... Evcil yılanınız mı var? Şey, pek de evcil sayılmaz. Bakmak için yakalamıştık. Ama sonra kaçtı. Ve onu bulamadık. Ama onu şimdi bulduk. Buldum. Dünyaca ünlü fare taklidimle dikkatini dağıtacağım. Siz de pencereden kaçacaksınız. O ne biçim fare be kardeşim? Sen sadece cikliyorsun. Evet, bu süt yılanı inanıyor. Kaçın. Artık söyleyebiliriz. İki numaralı görev tamamlandı. Peygamber devesi yavruları... Yani 200 tanesi... Doğada özgürce yaşıyor. Ebeveynlerinin küçücük versiyonları. Ve ilk günlerinde bile yalnızlar. Kimsenin onlarla ilgilenip öğretmesi gerekmiyor. İçgüdüyle ilk günden nasıl yaşayacaklarını biliyorlar kardeşim. İşte muhteşem peygamber devesi. Neden onlara kolları uzun peygamber devesi deniyor? Ben de onu sordum. Hey, sorumu çalamazsın. Oraya gidelim. O Kret kardeşler benim sorumu çalıyor. Eğer onları durdurmazsam her şeyimi benden çalacaklar. Ne düşünüyorsun?
şey, aslında gerçekten uzun gibi görünüyor. Kesinlikle. O yüzden ona kolları uzun peygamber devesi deniyor. Kollarını katladığı için çok anlaşılmıyor ama kolları yüzünden ona böyle deniyor. Evet, ama peygamber develeri kollarını çok iyi kullanıyor. O gerçek bir avcı, avlanıyor. Yani bir yırtıcı ve av söz konusu. Aa, anladım. Hayır, dikkat edin. Vay! Ne havalı bir yırtıcı. Onca zaman oradaymış. Yaprakların renginde kamufle olmuş. Baksanıza, yırtıcı kolları her an saldırmaya hazır halde orada gizlenmiş. O kollar nefes kesici. Özellikle avlanmak için tasarlanmış. Vay canına! Ve bu arada peygamber develeri her zaman önce avının başını yer. O yırtıcı kollar çok havalı. Bu kesinlikle hazırlamam gereken bir dönüşüm giysisi. Kesinlikle. Ve biz de test etmeliyiz. Kesinlikle. Evet, ve beni kızdırıyorsunuz. Kesinlikle. Onlar harika robot kolları olur ve ben nasıl kullanacağımı biliyorum. Bir şeyler almak için. Gidip bana o böceklerden birini getir. Neden sürekli kızıyorsun? Dişi olduğunu nereden biliyorsun? Çünkü o kadar büyük. Erkek peygamber develeri daha küçük olur. Dişi peygamber develerinin neredeyse yarısı kadardırlar. Dişi peygamber devesi 2 kat büyük ve 5 kat daha ağırdır. Vay canına. Ve erkek peygamber develeri dikkatli olmalıdır. Çünkü dişi peygamber develeri erkek peygamber develerine zarar verebilir. Erkeklerin uçabilmesi iyi bir şey. Sahi mi? Tarama alsam iyi olur. Önce kanat kalkanı ayrılıyor. Sonra kanat ortaya çıkıyor. Vay! Kanatların ne kadar narin olduğuna bir bakın. Bakıyorum. Muhteşem! Vay canına! Muhteşem! Martin bir hayvana binme fırsatını asla kaçırmaz. Evet! Erkek peygamber develeri çok iyi uçuyorlar. Kardeşim. Peki ya o? O da uçabiliyor mu? Pek sayılmaz. Dişi peygamber develeri uçmak için çok fazla ağırdır. O yüzden uçmuyorlar. Vay! Peygamber develerinin kanat mekanizması kalkanın koruduğu ince kanatlardan oluşuyor. Bu muhteşem bir dönüşüm giysisi olacak. Gerçek boya dönüp çalışmaya başlamam gerek. Peygamber devesi güçlerimi bekle, yardım edeyim. Bekle. Peygamber devesi yeteneklerinin nasıl işlediğini anladık. Peki, o zaman neyi bekliyoruz? O hayvan güçlerini alalım. Zeki'nin burada ne işi var? Ve onu neden giymiş? Bilmiyorum. Belki üşümüş olabilir. Aa, küçültücü. Bunu ele geçirmesine izin veremeyiz. Sakin dur. Merhabalar, rahatsız olmayın. Ben bitkin bir gezginim. Bir bardak suyunuz var mı? Unut bunu Zek. Sadece küçültücüden uzak dur. Küçültücü mü? Küçültücünüzü nasıl alabilirim ki? Benden çok uzakta ve kollarım sadece buraya kadar uzanıyor. Yani onu nasıl alabilirim ki? İşte böyle. Mekanik peygamber devesi kollarımla.
Hey, onu hemen geri ver. Hayır, sizi de alacağım. Hey, seni zorba robot. Çek ellerini üstümden. Au, daha çok cimcikliyorlar. Au. Orada neler oluyor öyle? Aa, o bu Zek. Önce kıymetli küçültücümü uçağa geri götürmeliyim ve sonra siz Kret kardeşler için geri döneceğim. Zek küçültücüyü almış. Onunla gitmesine asla izin veremeyiz. Hadi. İndir bizi. Aa, hayır. Zek küçültücüyü almış. Koki ve Jimmy'yi de yakalamış. Eviva, peygamber devesi güçlerine şu an ihtiyacımız var. Hemen. Hallediyorum. Birkaç ayarlama daha ve... Peygamber devesi diski programlandı ve hazır. Harika. Bekle. Chris nerede? Hayır. Onlar küçük kaldı. Chris, neredesiniz? Küçültücünün peşinden gidiyoruz. Ama biraz destek fena olmazdı kardeşim. Tamamdır dostum. Büyük bir böcek desteğine ne dersin bakalım? Evet. Peygamber devesi güçleri devrede. Evet. Kurtarma operasyonu başlasın. Git al onları. Bırak bizi. Bizi nereye götürüyorsun? Hayır, burada kaldık. Çıkar bizi buradan Zek. Ya çok üzgünüm, size daha rahat bir oda sunamadım. Ama fazla sıkışık olduysa sizi hemen küçültebilirim. Hey Zek, sana peygamber devesi güçlerini tekrar göstermeme ne dersin bakalım? Oh, harika, beni kızdıracak başka hayvan güçleri. Zekbotlar, yakalayın. Sadece büyük böcekler gibi. Evet. Daha büyük Zekbotlar gerekiyor. Zekbotlar büyüyün ve böcek Martin'i yakalayın. Bu böceğin güçlerini küçümsüyorsun Zek. Peygamber devesi böcekleri kendileri kadar büyük böcekleri, kuşları, kertenkeleleri ve hayvanları yiyebilir. Uçabilirsin ama saklanamazsın. Hemen şurada. Kamufle oldu sizi metal kafalılar. Hemen şurada. Peygamber böcekleri sürprizlerle dolu. Şimdi o böceği bana ver Zek. Peki o zaman senden daha büyük Zekbotları yenmeyi dene bakalım. Daha büyük, çabuk yakalayın. Aa, öyle mi? Olamaz. Gördünüz mü? Makine güçleri hayvan güçlerinden daha iyi. Çabuk gerçek boya dönelim. Peygamber devesi Martin buraya kadar. Cılız böcek güçlerin de beni rahatsız edemezsin. Aa, ama ben ederim. Ne? Dişi peygamber böcekleri erkeklerden çok daha büyüktür. Olamaz. Dişi peygamber böcekleri erkek peygamber böceklerine zarar verebilir. Ama iyiyiz Eva, değil mi? İyi miyiz? Aa, evet elbette. Ama Zek senle değiliz. Aa, hayır. Daha büyük Zekbotlar gerek. Dev boya geçelim. Dev boy. Dev boy. Bunu mu arıyorsun? Ver şunu bana. O benim. Onu sizden çaldım. Bu kız gücü nasıl Zek? Tamam,
bana zarar verme. Lütfen bana zarar verme. Aa, ben sen miyim? Niye zarar vereyim ki? Bir daha korumasız hayvanları rahatsız etmeyeceğine söz ver. Evet, tabii. Bir daha asla, bir daha asla. Evet, peki. Sadece buradan gitsek. Pekala, özgürüz. Sağ ol Gavin. Rica ederim. Zack, bir şey daha. Yakaladığın peygamber devesini geri vermen gerekiyor. Yok sen ne? Sen patronum değilsin. Peki tamam, al. Artık güvendesin kızım. Seni kısa zamanda eve götüreceğiz. Hadi çocuklar. Herkes binsin. Aa, ne kadar şirinsiniz. Şimdi şunu izleyin. Beni rahatsız eden ufak adamla biraz eğleneceğim. Hey Zack. Bırak beni, bırak beni. Elbette Zack. Bu çok eğlenceli. İsteseydim onu yakalayabilirdim. Peygamber devesi güçleri harika.